Evet arkadaşlar, herkes beni iyi dinlesin. Dün büyük patronu duydunuz. Zaman hızlı. Ama biz daha hızlıyız. Bugün sizden tempo istiyorum, tutku istiyorum. Yabancı markaların kataloglarına kafa tutacak bir katalog istiyorum. Ben hepinize güveniyorum. Ve bu ekip bu işi uçuracak. Tamam mı? Uçuracak. Uçur uç. Heyecanlı oluyor. Evet. Bugün kaç ton boya sıvıyoruz? Sıvayın, sıvayın. Kapatın mutsuzluğumu. Mutsuzluğunu bilmem ama huysuzluğunu kapatacak bir makyaj henüz icat edilmedi. En azından biz etmedik. Ezgi Hanım'dı değil mi? Siz bir kahve için. Patronu kızdırdık galiba. Hayırdır sabah sabah? Sabah sabah kulise neşe saçmamı bekliyorsun Yaz. Ya çok gerekliyse bende yok biliyorsun. Senden avans çekeyim bari. Bu senin işin. Buraya böyle beş karış suratla gelip lütfen insanların enerjisini düşürün. Pardon ya. Pardon, sinirim bozuldu. Bir anda beş karış suratım ve ben gelip patronun muhteşem motivasyon konuşmasına offsite'a düşürdük değil mi? Kusura bakma, ben o kadar profesyonel değilim. Dün ağlarken yerlerde süründüğüm kuliste bugün böyle hiçbir şey olmamış gibi savaş boyalarımı çekip sırıtarak gelemiyorum. Tamam, anlıyorum. Dün ağladın ama bugün güleceksin. Değil mi? Çünkü iş hayatı bunu gerektirir. Sonra robot deyince... Bak, her fırsatta küçümsediğim bu iş zaten bir hafta sonra bitecek. O yüzden sık dişini, işini iyi yap. Çünkü bu iş... Çünkü bu iş kozmetiğin dahisi Yağız Egemen'in çok önem verdiği bir iş. Çünkü Bay Amerika yolcusu rujlarını, allıklarını paketleyip dünyanın bir ucuna gidecek ve... Bir dakika, bir dakika. Benim Amerika'ya gitmemle ilgili bir sorun mu var? Pardon? Umunda değil. Değil mi? Sence? Güzel. O zaman her kafanı bozduğunda Amerika demekten vazgeç. Sinan seni tekrardan dağıtsın istemezdim. Ama dağıttı. Ben de bunun bir parçası olmak istemezdim. Ama olduğum için özür dilerim. Şimdi hayat devam ediyor. Lütfen kendini topla ve bunun acısını burada tek derdi işini yapmak olan insanlardan çıkarma. Rica ediyorum. Biliyorsun. Acıyı kimden çıkaracağını biliyorsun. Hadi bakalım. Pazarlık. Annem senin için pazarlık mı yaptı? Evet. Evet. O gece o pazarlığı duyduğumda annemin ezdiği kadar kimse beni ezmemişti. Ne Yasin, ne annesi, ne de o kız. O geceden sonra... annem benim için tek bir gün bile beni doğuran annem olmadı. Bana her sarıldığımda o tanıdık anne kokusunu alıp onu bırakıyorum kendime. Ama olmuyor abla, olmuyor. O anne kokusu bana yaşattıkları unutturmaya yetmiyor. Kusun. Farkında bile değil. Beni annesiz bıraktığını farkında bile değil. Tıpkı babam öldüğünde sana da yaptığı gibi. Beni de annesiz bıraktı o. Onu hiç affetmeyeceğim abla. Hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ne Yasin, ne annemi hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ben annem gibi olmayacağım. Ben anne olacağım. Onu ne gözünü para bürümüş anneannesine av edeceğim. Ne de onu hak etmeyen bir babaya kurban edeceğim. Thank you.
Selin. Selin. Şimdi soracağım sana. Oo, biri ikinci raundu istiyor. Sen az önce bana ne yaptın? Bir sıkıntı mı var sana? Kalbimi kırıyorsun ama Selin'ciğim. Hani bak üstünü değiştirmemişsin sen. Selin hadi bırak şuna gidelim gel. Bana bak. Çok ayıp. Çok çok ayıp. İnsan hiç cici annesi. Abi bu hala konuşuyor. Bana bak. Şu kardeşine sahip çık. Saldırmaya çalıştığı hamile bir kadın. Hamile ise gitsin patik örsün. Kardeşimle uğraşmasın. Sinan sen bu ikisinin kavgasına karışma. Kimin ne yaptığına girersek çıkamayız. Hazan al şu hamile kardeşini çık git hadi. Kendi sabrıma güvensem senin demenle şuradan şuraya gitmem ama. Öyle mi? O zaman iyi gündesin Hazan. Çünkü sayende benim sabrım sonsuz. Bunların hesabını çok ağır ödeyeceksin. Ne karnındaki ne de babam. Seni kurtaramayacak anladın mı? Bunların hesabını çok ağır ödeyeceksin. Ne zaman istersen cici mahalle kızı. Üstü sende kalsın. Bana bak. Seni gebertir. Gebertir. Kim bu? Tamam bakma artık şunları lütfen. Kudursun. Öfkesinden, hırsından kudursun. Ece. O kızla uğraşman içini soğutmayacak. Sen mutsuzsun. Sakın beni susturmaya çalışma. Sen deliler gibi mutsuzsun. Karnındaki bebeğe rağmen, ona kurduğun evet lüks ama sahte hayata rağmen mutsuzsun. Çünkü başka türlüsü mümkün değil. Kendine ve bebeğine kurduğun bu yalan dünyada mutlu olman mümkün değil Ece. Mutluluk. Senin gözü açılmış o saftirik kardeşine, Ece Çamkıran'ın. Mutlulukla ilgili çok hayalleri vardı abla. Peki Ece Egemen'in? Onun mutlulukla bir işi yok. Ece Egemen sadece çocuğunu mutlu etmek istiyor. Ece. Abla. Sen kardeşinin sırdaşı. Çocuğumun da anne yarısı olacaksın. Sen çok iyi bir teyze olacaksın. Yine gülümsemeyi unutmuş abi. Onun kafası yüzünden bir saattir buradayız. Ekip bitti Yağız Bey. Hazan Hanım da bitti. Arkadaşlar, herkesin eline sağlık bugünlük paydos. Hiç bitmeyecek sandım. Üstümü değiştireceğim, sen de çık hadi. Sabahtan beri çok yoruldum. Tamam Hazan Hanım, iyi akşamlar, teşekkürler. İyi akşamlar. Allah'ım nasıl bir gün bugün ya. Kız işini biliyor vallahi, baksana. Yarın izleriz magazinlerde. Malum Sinan Bey'e takılan şöhret oluyor. Eğleniyor muyuz kızlar? Pardon, biz sizin burada olduğunuzu bilmiyordum. Sorun değil ya. Vallahi sabahtan beri canımız çıktı ama sizin enerjiler yerinde. Ne izliyorsanız artık herhalde komik bir şey. E hadi bana da gösterin. Benim de enerji ihtiyacım var. Aç bakayım şunu. Aç. Bana pek komik gelmedi ama sizin eğlencenizi bölmeyeyim.
Sen niye buradasın? Ne bileyim ya, dağılmışım öyle. İyi, hadi gidelim. Ben sana bir taksi çağırayım. Bak sen şu uslu çocuğa. Kardeşinden mi korkuyorsun? Efendim? Dünden bir gün önceki Yağız beni eve bırakırdı. Hele gecenin bu saatinde. Üstümde bu kıyafetlerle. Şimdi taksi çağırıyorsun. Sen aramıza mesafe koymaya çalışıyorsun. Buna ihtiyacım var mı? Bilmem. Sen söyle. Benim yok. Benim başım dik. Ben burada sabaha kadar oturur seninle beklerim. Benim korkacak, çekinecek hiçbir şeyim yok. Anladım, kafan bozuk. Ama benimki de bozuk. Yukarıdaki stüdyoya bir taksi lütfen. Gözüm yaşardı ya. Bu ne centilmenlik böyle? Taksi gelinceye kadar benimle bekliyorsun. Plakayı da alırsın sen şimdi. Duraktan çağırdığım için plakaya gerek yok. Bu sahte centilmenliğe de gerek yok. İyi, sen bilirsin. Hadi o zaman iyi geceler. Korkak! Hazan. Bir derdin mi var? Cesaretin varsa beni eve bırakırsın. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Ne ispatlamaya çalışıyorsun? Ben değil. Sen ispatlayacaksın. Ya şimdi beni bu taksiye bindirir. İkimiz de yerin dibine sokan kardeşinin sırtını sıvazlarsın. Ya da cesur olursun, beni kardeşini soktuğu o yerin dibinden çıkarırsın. Sen devam. Hayır, sen daha o topuklularla durmayı beceremiyorsun da bu... Yani daha fazla bakınma istersen. O gelmedi. Gelmeyecek kadar da sinirli. Hah, Yağız Egemen. Arabandan indik, rahatladın, çenen açıldı tabii. O ne demek ya, rahatladın falan? Asılmadım ya sana, onu diyorum. Ya sabır. Neyse, ben daha fazla bulaşmayayım. Kendimi de ispatladıysam kahvemi evde içeyim. Çağırmayacaktım zaten. Neyse, teşekkür ederim. Zahmet oldu ama dediğim gibi iyi oldu. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne oldu? Aman ya! Ya ben sana demiştim işte. Allah kahretsin! Yani sen daha onların üstünde durmayı beceremiyorsun. Yani neyine senin böyle bakınmak falan? Gerçekten düştüm ben, farkında mısın acaba? Farkındayım acaba. Ne yapayım, sırtımda mı taşıyayım? Seni... Ne oldu ya, ciddi mi o kadar? Ne yapacaksın, sırtında mı taşıyacaksın? Gerçekten sözün bittiği yerdeyim. Aman, ben hallederim, eksik ol. Çok konuşma, hadi yürü. Domuz. Pul pul oldu üstüm, sim oldu. Çanta. Aldım ben, aldım değerli çantanı. Allah kimseyi sana muhtaç etmiş. Sen onu bir uzat, şöyle yüksekte tut, kaldır. Aa. Şişmiş değil mi biraz? Buz var mı dolapta? Ben bir buz getireyim. Yok, istemez ya. Bu da senin kardeşin yüzünden, biliyorsun değil mi? Kafa bırakmadığınız insanda valla. Zaten bu topuklularda 10 metre.
10 metre mi? Abartma o kadar ya. 9 metre falan. Ya sevmiyorum, beceremiyorum. Ben o kokoş kadınlar gibi değilim. Tıkır tıkır yürüyemiyorum böyle. Zaten Sinan yüzünden kafa dolu. Sinirim bozuldu ya. Ne? Şu saçmalığa artık bir son versek acaba? Ne saçmalığı ya? Hazan. Yalan söylüyorsun, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ayak parmakları da insanın en çirkin yeri değil mi ya? Bir de bunu özel olarak sevenler var. Ne diyorsun ayak parmak? Vallahi tebrik ediyorum. Ya bir konu bu kadar hızlı değiştirilemezdi. Vallahi midem kalktı benim de. Ben küçükken hep bale yapmak istemiştim biliyor musun? Da işte bizim mahallede bale okulu yoktu. Ya o balerinler de yazık ya, ne çekiyor onlar. Ama çok iyi folklor oynarım ha. Bak ilkokulda 5 sene yaptım. Sinirim bozuldu. Sen neden Sinan'a kızgın değilsin? Tamam. Sana bir şey söylemedi. Bütün lafları bana geçirdi. Niyeti bozuk olan benim. Eski sevgilisinin abisinde gözü olan takıntılı çatlak benim. Ama ucundan kıyısından hiç mi bozulmadın ya? Hiç mi rahatsız olmadın? Tabii ben kime ne soruyorum ki? Rahatsın. Sizin ortamlar böyle çünkü. Sizin ortamlarda kimin eli kimin cebinde? Ya ne ortamı? Ortam falan yok. Bu durum sana ne kadar tersse bana da o kadar ters. Özür dilerim. Haklısın. Benim sinirlerim çok bozuk. Suçlama o kadar ağır ki. Öyle kendimi kaybettim. Neyse ben yavaştan gideyim. Sen buz uygulamaya devam et. Ara sıra da yukarıda tut. Geçmiş olsun. Kardeşine söylediği her şeyi yedireceğim. Bu iftiranın, bu hakaretin inadına üzerine gideceğim. Ha sen onun üzerine gideceksin diye ben buradayım. Yanımda olmakla ilgili bir rahatsızlığın mı var? Bu ikinizin problemi. Lütfen beni karıştırmayın. Çok geç. Üzgünüm. Senin kardeşin kendi abisiyle vurdu beni. Sen istesen de istemesen de bu işin içindesin. Ve hatta biliyor musun? O terbiyesiz ağzından çıkan her kelimeyi tek tek yiyinceye kadar sana benden kaçış yok. Nasıl yani ben hiçbir şey anlamadım. Sen ve ben, Yağız Egemen.
Bugün duyduğumuz hakaretlerden sonra hiç olmadığımız kadar yan yana olacağız. O hakaretleri yiyip yutmuş gibi bir kenara çekilip saklanmayacağım ben. Senin taksi çağırdığında yaptığın gibi, sanki suçluymuşum gibi seni gördüğümde yolumu değiştirmeyeceğim. Çünkü ben suçlu değilim. Benim başım dik. Sen istesen de, istemesen de kardeşin o hakaretleri yiyip yutuncaya kadar benim yolum sana çıkacak. Dimdik ve haklı. Sana çıkacak. İyi geceler. Beni seninle vurduğuna pişman olacak Yağız. O kadar söylüyorum. Bunun bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Arkadaşlar, Sinan Egemen geliyor. Hazırladım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yeni sevgiliniz. Arkadaşlar, sen neler edebilirsiniz? Hanımefendi, merhaba. Benim aşkla işim bitti. Sinan Bey, Sinan Bey, bir fotoğraf alsaydık. Bir fotoğraf alalım Sinan Bey. Sinan Bey. Benim aşkla işim bitti. Ben bunları hak etmedim Sinan. Benim aşkla işim bitti. Ama sen her şeyi hak ediyorsun. Her şeyi. Alo. Müsaitseniz size bir iki ev gösterecektim. Tamam. Siz adresi atın bana. Ben geliyorum.